İzmir'de bir şinasi vardı, onu anlatıyordum. Öldükten sonra dirilmeye inanmıyordu o. Ben dedim, neden inanmıyorsun dedi, ya ben öldükten sonra zaten toprağa gireceğim. Toprakta benim atomlarım, nötron ve protonlarım, toprağın nötron, proton ve elektronlarla karışacak, bilmeyi konuşacağım, çene kalabalıklığı. Ben dedi artık dedi, tarlalaştım, tarla oldum ben. Evet sen tarla oldun. Zamanla dedi, benim tarlamdan otlar çıkacak, zamanla. Evet, bir inek geçecek, inek yiyecek benim otum. Benim atomum dedi, ineğe gidecek. İnekte faaliyet göstereceğim. Bir keçi geçecek, keçi yiyecek. Keçi de faaliyet göstereceğim. Bir koyun yiyecek, koyuna gideceğim dedi. Koyunlaşacağım. Ben başka şeyler oldum artık dedi. Tekrar nasıl insan olacağım? Tamam kardeşim, doğru. Sen ot olacaksın, doğru. İnek yiyecek, ineğe gitti, doğru. Doğru, doğru dedi. Dedim ki sonunda dedim, şinasi kaç yaşındasın sen? Orada anlatıyorum bunu. Ben dedi 25 yaşındayım. Peki dedim 26 sene evvel neredeydin? Durdu biraz, yoktum dedi. Vardın dedim şinasi, gene vardın sen. Nasıl? Sen dedim bir ıspanaktın. Kim ya? Sen bir keçiydin ama hatırlamıyorsun. Sen bir koyundun. Baban olacak adam dedim. Ispanak yemeğini yedi. Koyunun sütünden içti. Etinden yedi. Keçinin kızartmasını yedi. Babanın damarında sperm oldun. İlmi konuşuyoruz, bize ilmi konuşuyoruz. Sonra annene intikal etti dedim bunu. Annen hoşaf yedi, börek yedi. Kayseri'den gelen pastırmayı yedi. Simav'dan gelen fasulyeyi yedi. Almanya'dan gelen çikolatayı yedi. Annenin karnında güzel bir şinasileşti. Ben şinasileşirken haberin oldu mu? Olmadı. Gördün mü? Ne kadar dağınık yerlerden seni Cenab-ı Allah topladı. Güzel bir şinası yaptı. Yine dağıtır, yine toplar. Bir işi birinci defa mı yapmak daha zor, ikinci defa mı? Dedi ki birinci defa yapmak daha zor. Ah işte birinci defa yapan Allah dedim, ikinci defa daha güzel bir şinası yapar. Deyince dedi, sizin bu fikrinize katılabilirim. Değişik bir yanıt verdiniz dedi. Doğrusu yanıtınız kanıt verdi bana dedi. Size katılabilirim dedi.